Türkiye Nereye'den tekrar merhaba. Çok sayıda izleyicimiz bize Twitter'dan ulaşamadığını söylüyor ama Twitter kapalı. Biraz önce konuştuk. Sosyal medyaya yine baskı, yine sansür devam ediyor. Onun için yani üzgünüz, Twitter'ı biz de alamıyoruz çünkü. Ama yine de teşekkür ediyoruz aradığınız, sorduğunuz, en azından ilgilendiğiniz için. Türkiye'de erbabı konuştuk biraz önce. Türkiye gerçekten sıkıntı içinde. Anayasa Komisyonu tartışmaları vardı bir özet dersek. Pazartesi günü gerçekten o komisyonda ben önemli gelişmeler bekliyorum. Yani bu Türkiye'de bu işe seyirci kalmayacak. Allah'tan bazı milletvekili var, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bütün gücümüzle etten duvar öreceğiz. Tabii, Sayın tabii. Aktürk. Yani milattır. Yani geri dönüşü olan bir şey olamaz, değil çünkü bu. Olamaz yani. Bu değişmeyecek. Yani insanlar niye bu kadar önemli diyor ama yarın bir gün başlarına geldiği zaman geriye dönme şansları yok. Hani biz bunu izlemek istemiyoruz deme şansları yok. Bir de dedim, Sayın Solmaz Türk söyledi. Seçim dedi. Bugüne kadar yapılan FETÖ ile ilgili operasyonlarda dokunmayan tek yer neresi? YSK. Neden? Hı-hı. Yani yargıya sızmış, Sayıştay'a sızmış, Danıştay'a sızmış, yani SYK'ya sızmış, idare mahkemelerine sızmış, YSK'ya sızmamış. Demek ki YSK'da sızıp kalmış yani. Yani bir şey var ortada. Onun için ben bu olamaz, Türkiye'de bu seçimlerin çok sağlıklı olacağı kanısında ya da kişisel görüşüm bu. Kanaatinde değilim bu dönem. Zor bir günler bekliyor bu ülkeyi. Bu arada hem iç medya hem iç hem de şey açılmıyor. Bakın, Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim yapıldı biliyorsunuz. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'nun normal görevli olan Yargıtay'da, Danıştay'da normal üyeler kendi maaşlarının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yaptığı süre içerisindeki 6 yıllık bir süreleri oluyor. Normal orada da 5.000 6.000 lira civarında ek maaş alıyor. Ve bu adaylık içinde kıran kırana bir mücadele olurdu normal dönemde. Yani normal şartlarda her zaman böyle olurdu. Bu kez ne oldu biliyor musun? Hiçbir tane aday çıkmadı. Sadece Danıştay'dan kaç kişi seçilecek? 3 kişi. 3 tane aday gösterildi. Yargıtay'dan kaç kişi seçilecek? Aday sayısı gösterildi. Ve sadece onlar oynadı. Yani ikinci veya aday sayısından, belirlenen aday sayısından kimse fazla çıkartılmadı. Bu da ayrı bir karşımıza çıkıyor. Bir önceki dönem farklıysa bu kez daha farklı. Bu kez de hükümetin istediği kişiler kimse, sadece o kişilerin seçimleri yapıldı. Bu da bilinsin istedim ben. Tabii kimseyi zan altında bırakmak gibi niyetimiz yok. Yok, durumu anlatıyoruz. Ama hiç kimsenin aday olmaması yani, çok enteresan bir durum. Sayın Solmaz Türk'ün söylediği gibi, ya insanlıklar seçimde mi düzgün yapılmayacak? Her şey o kadar bozuldu, o kadar rengi ve tadı kaçtı ki. Bu arada sevgili Necdet, sen bir şey anlatıyordun ve önemliydi bence o. Yani Genelkurmay Başkanı'nın Erbap'taki bu görüntüsü. Yani Türkiye'deki bu kadar sıkıntılaşmasının içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de bir düzensizlik, bir belirsizlik, geleceğe yönelik bir tarif eksikliği var. Genelkurmay Başkanı'yla ilgili işte bir ara eleştirilmişti, asker ziyaretine gidiyor, niye cepheye gitmiyor diyor. Şimdi cepheye gitme kararı almış, Solmaz Türk söyledi. Nedir yani bu, gerçekten Türkiye'de ordu da bir biçimde, onu biraz sonra Sayın Solmaz Türk fırsat olursa soracağım. Yani bir garip oldu Necdet. Yani hiçbir şey yerli yerinde değil. Milli Savunma'ya bağlı, Genelkurmay Başkanı haberi yok. Kuvvet Komutanları ona bağlı. Genelkurmay Başkanı alt kadrosuyla çok fazla ilişkisi yok. Orduda kontrol yok, disiplin yok. Ast ve üst ilişkisi eskisi gibi değil. Bugüne kadar nereye elinizi atsanız FETÖ'cü olmuş. Her 10 generalden 6'sı FETÖ'cü çıkmış. Onlar tasfiye edildiği yerine kimin geldiği belli değil. Orduda kimsenin kimseyle irtibatı, güveni, işbirliği yok. Yine Sayın Solmaz Türk'ün söylediği gibi Erbap'ta çatışan askerlerin bunu görmemesinde imkanı yok. Nedir senin gördüğün tablo Necdet? Şimdi Fatih, yani 15 Temmuz darbe teşebbüsü her ne kadar ahim kalsa da en büyük darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vurdu. Yani o silah arkadaşına yaşanan, var olan güven kalktı. Şimdi herkes birbirine haliyle FETÖ'cü mü değil mi? Eğer FETÖ'cüyse ne oldu? Ben FETÖ'cüyle konuştum mu konuşmadım mı diye bir şey var. Zaten bu kargaşa, yani devletin kendini toparlayamaması, işte her alanda işte böyle zapturapt altına alma, kanun hükmünde kararnameler çıkartma ve eğer zaten her şey rutin yoluna gitseydi, yani paniklemeseydi devlet, şoka girmeseydi, bitkisel hayata girmeseydi, zaten olağanüstü hal ilan edilmezdi, kanun hükmünde kararnameler çıkarılmazdı vs. Şimdi şey anlattım biliyorsun, iki komutan
buraya harekatı sen düzenleyeceksin, ben düzenleyeceğim evet. diye tartışıyor. Aynı şey şimdi Genelkurmay karargahında da yaşanıyor. İşte sen beni niye terfi ettirmedin diye biri yerine küsüyor. Öbürü bilmem ne diye altındaki insanı odasına kapatıyor, dışarı çıkartmıyor. Böyle bir ortam var. Genelkurmay'da mı oluyor? Tabii. Genelkurmay'da biliniyor bunlar yani, konuşuluyor. Çok da isimlendirmeye gerek yok ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Elbap operasyonu ve daha doğrusu Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu. Bakın 15 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin G20 zirvesinde Antalya'da bir araya geldiler. Bakın 15 Kasım. Bu çok önemli bir kritik tarih. Burada Putin bir harita açıyor. Tayyip Bey Erdoğan'ın önüne. Diyor ki bakın işte Kobani'den başlayıp Afrin'den çıkan hatta Amerika Kürt devleti, daha doğrusu PKK devleti kuracak ve koridoru kuracak diye bunları anlatıyor. Arkasından ne oldu Türkiye'de? Kalktı 24 Kasım'da Rusya'nın uçağı düşürüldü. Şimdi bakın orada da hala bilinmezlik var. Buna da çok kısa şey yapacağım, bırakacağım. Bakın kafalarda hep şu vardı. Ya bu uçağı TSK mı düşürdü yoksa başka bir şey mi oldu diye. Şimdi Amerika burada sadece ordusuyla ya da işte yerel işbirlikçileriyle PKK gibi, PYD gibi ya da IŞİD gibi, El Nusra gibi örgütlerle hareket etmiyor. Kelle avcılarını da buraya soktu. Blok batırları şundan bundan. Bakın hatırlayın. Rusya'nın ne açıklaması yaptı uçağa düşürüldüğü zaman? Dedi ki karadan havaya atılan bir füzeyle düşürüldü diye açıklama yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı hemen akabinde diyor ki menşei belli olmayan bir uçak düşürdü diye açıklama yapıyor. Ve birdenbire bakıyorsunuz bizim Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık tam aksi yönde efelenerek bir açıklama yaptı. Şimdi bugün geldiğimiz nokta nedir? Rusya diyor ki burada yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşürmemiş olma ihtimali daha yükseliyor. Bunu biliyorlar. Yani nasıl olduğunu. Muhtemelen bir eğer TSK ya da Türk Hava Kuvvetleri düşürmüş olsa bile orada iletişim sistemlerini kapatan bir şey var. Yani Rus pilotla Türk pilot arasındaki konuşmaları engelleyen bir yapı var. Bu yapı da kimdir bölgede? Amerika'dır. Bunu söylemek istiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi tabii ben bunu o zaman da söyledim. Yani o gün söyledim. Şimdi bir daha tekrar etmeye ihtiyacını hissediyorum. Çünkü çabuk unutuluyor her şey. De orada uyardığımız şey bu angajman kurallarıydı. Hep dedik ki bakın bu angajman kurallarıyla burada çatışmayı kaçınılmaz hale getiriyorsunuz. Angajman kuralı siyasi iradenin, askerin istenmeden böyle bir çatışmaya, savaşa, başka bir ülkeyle doğrudan doğruya sıcak çatışmaya gitmesini önlemek için siyasilerin getirdiği sınırlamalardır. Siz bunun tam aksini yapıyorsunuz. Askerin elini tamamen açıyorsunuz. Burada bir çatışma, böyle bir olay kaçınılmazdır diye hep uyardık o noktaya geldi. Yani oradaki ana problem angajman kurallarının ne olduğunu bilmeyen, amacını, maksadını bilmeyen sivil ve askerlerin bu işi tekrar ağızlarına, yüzlerine bulaştırmasıdır. Bu da yetmemiş gibi. Mesela o gün o uçak düşürüldüğü anda ben meclisteydim ziyaret için. O anda beni Rusya'dan, Moskova'dan birileri aradı. Yani her zaman konuştuğumuz insanlar. İlk sordukları soru şu. Ya bizim Dışişleri Bakanı yarın geliyor. Niçin bugün bu uçağı düşürdüler? Dedim ki ya bu bilerek bir şey değil. Bu mutlaka kazadır bu dedim hemen. İkinci soru. Peki madem kaza, niçin bizim başkanı Putin'i değil de NATO'yu arıyorlar? Bakın ikinci soru. Bakın bundan cevabı yok. Yani tabii ben sizi anlıyorum. Yani Amerika buraya müdahil olmuş olabilir, şu olur ama eğer böyle bir müdahale varsa da ortamı bizi yöneten insanlar hazırladılar. Yani onları Amerika'ya yönlendirmek, efendim Amerika yapmıştır demekle bizim hatalarımız da bir yerde gözden ırak tutuluyor gibi oluyor. Yani öyle değil tabii. Yani angajman kurallarını belirleyen bizim sivillerle askerler bir araya gelip siyaset yapan, çıkan bugün olsa gene emir veririm düşürürüm diyen ben. Hemen ertesi gün muhtarları toplayıp onun önünde bir daha düşürür ederiz diyen işte şimdiki Cumhurbaşkanı. Yani bunlara Amerika zorlandı değil mi? Orada yani lütfen yanlış anlama. Yani Amerika zorla söyletmeye bizim başbakanına, yani, Cumhurbaşkanına. Hayır, elbette ki burada şeyi konuşacaksak yani Türkiye'nin bugüne kadar gizlediği dış politikadaki hataları, şunları bunları konuşacaksak eyvallah ama burada ben sadece spesifik bir örnek verdim. Yani burada başka bir güç devreye giriyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa diğer tabii ki sizin tespitleriniz yerine şeyiniz. Hayır, ben de diyorum ki o gücün devreye girmesine imkan verecek ortamı hazırlayan bizi yönetenler. Yani o zaman komutanım Suriye'de de bu bataklığa da nasıl geldiğimizi zaten biliyoruz. Yani bunlar hep konuşulacak, tabii. Döne döne konuşulacak yani, şeyler ama şu anda dediğim gibi ben sadece bir örnek verdim ve burada Amerika'yı da göz ardı etmemek gerekiyor bu bölgede. Yok, etmeyelim yani, tabii de. Yani,
itirazım yok. Ben tabii ki sen itirazım zemini yok. Hazırlarsan evet. Dış güçler evet. ya da güçlü olan devlet gelir seni manipüle eder, kullanır ve başını işte bilmem nereye sokar. Gayet tabii. Evet. Onu söylemek istiyorum. Bu arada Türkiye ve Esad masaya mı oturuyor? Bugün bir açıklama geldi. Putin kendi ülkesinin yanı sıra Türkiye, İran ve Esad'ın da Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmeyi kabul ettiğini açıklamış. Yani dünün Esed'i, bugünün Esad oldu bu. Yandaş medya buna döndü. Bu arada arkadaşlar bu bir yandaş medyada Fatih Tezcan'ın bir tweet'i vardı. Gerçekten ben bu kadar çabuk, bu kadar güzel, bu kadar kıvrak bir dönüşü görmedim. Tweet'inde kendisi de itiraf ediyor. Onu bir getirelim. Gördüğünüz gibi şu alt yazıyı kaldıralım arkadaşlar. Ha. Yeniden Osmanlı dedik, millet %49,5 verdi, Rus uçağı düşürüyoruz. Yeniden Osmanlı olsak, millet %70 verse, Tel Aviv'in üstünde zeplinle gezeriz demiş dün. Bugün de şunu söylemiş, Rus uçağını kim vurduysa Rus Büyükelçiliği de o vurdurmuştur. Yetinmemiş, altta bir şey daha yapmış. Şu çalışmayı kim yaptıysa eline sağlık, müstahak bize. Neden müstahak? O da şimdilik bize kalsın. Dersimizi aldık, eyvallah. Şimdi böyle medya olursa, yani dün uçağı düşürdük, yarın Tel Aviv Zeppelin'e gidiyoruz. Ondan sonra uçağı kim düşürdüyse Büyükelçi o vurmuştur. Bugün hata yaptık, geri döndük, çark ettik. Peki şunu söyleyeceğim Saygı abi. Bu Türkiye Esad ile masaya mı oturuyor? Bugün Sputnik'in iddiası bu. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'daki barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık diyor. BBC de haber vermiş. Türkiye, İran ve Esad Astana'da görüşmeyi kabul etti diyor. Şimdi zaten başka çare yok ki. Mecbursun görüşmeyi. Yoksa işte Suriye'ye askerimiz gitti. Nerede? Elbap'ta bekliyor. Elbap'a zannetmeyelim ki böyle Elbap hemen ertesi gün ele geçirilecek. Öyle bir olay yok zaten. Sadece kontrol noktalarında askerimiz kalacak. Kalabildiği sürece o da ne zamana kadar kalır ya da tam hakim olur mu bilinmez. Şimdi bu ilçede, bu bölgede Elbap denilen bölge terör örgütü IŞİD açısından son derece önemli bir yer. Bakın Amerika açıklama yaptı. Rakka operasyonunu erteledim dedi. Orada bulunan teröristler şimdi şu anda gelmek için, Elbap'a gelmek için çaba gösterecekler. Niye Amerika böyle bir açıklama yaptı? Amerika ya bölgede Türkiye'yi sıkıntıya sokmak bölgede için. Kendisini Amerika'nın bakın uzun süredir son 20-25 gündür hiçbir operasyona orada hava gücü hiçbir operasyona katılmıyor. Türkiye'yi o bölgede yapayalnız bıraktılar. Ve Türkiye şu anda hakikaten az önce de sıkça konuşuluyor. Bataklık denildiği yerde. Ve öyle bir bakın kış şartlarında askerimiz burada bulunuyor. Yani zannediyorum aynen geçmişte geçen yıl bu yıl aylarda Cizre'de, Sur'da işte Nusaybin'de askerimiz çatışıyordu. Hendek operasyonu. Hendeklerle. Burada da benzer bir durumla karşı karşıya. Ama zannetmeyelim ki oraya gitti diye orada askerimiz Cizre'de falan olduğu gibi kapı kapı dolaşıp ev orada bomba falan arama durumunda değil. Sadece kontrol altına alma. Yani çevresinde 10-15 tane giriş var. O giriş yerlerini tutmaya çalışacak. Yani bu Elbap'ı ele geçirme diye bir olayın olmadığını, buraya işte mühimmat, şu bu falan işte teröristlere gelebilecek yardımları kesmenin ötesinde bir çabası orada olmayacak. Arkadaşlar bu Elbap'ın haritaları vardı, bir görüntü vardı. Onu getirin de ona bir bakalım. Şimdi evet, bakın orada bulunduğumuz sürece, askerimiz bulunduğu sürece, uzun süredir o bölgelerde işte şu ana kadar şehit sayımız arttı. Kar yağışı var bölgede. Hendekler kazılmış. Bakın terör örgütünün bu canlı bomba veya işte patlayıcıklı araçlarla eylemleri bu konuda da alabildiğine deneyimli. Ve iki operasyon son şehitlerimizin yaşanmasında, şehitlerin verilmesinde de canlı bomba eylemlerinin yine etkili olduğu görülüyor. Evet belli yerlere hastaneler bölgesi olarak bilinen yerde askerimizin kontrol altına girdi ama bunların da faturası da ağır oluyor. Bakın şu ana kadar daha önce 21 şehidimiz vardı. Sonra 16 şehidimiz daha verildi bölgede. Sayı giderek artıyor. Ve bir de şu var. Askerimiz gitti de orada. Ne zamana kadar kalacak? Bunlar tamamen belirsiz. Yani o bölgeden çıkışımız şu kadar süreye, bu kadar süre değil.
Şimdi bazı yetkililerimiz açıklama yapıyor. İşte Elbap'ı ele geçir. Ele geçirme diye bir olay da yok. Onu da ifade harita edeyim. Var şu an ele geçirilen bir Elbap falan da söz konusu değil. Sadece çevresinde kontrol altına alma. Çünkü sizin orada askerinizin tuzaklarla, işte canlı bomba eylemleriyle ve o yörede de terör örgütünü destekleyen çok büyük bir kitle var. Yani terör örgütüne destek olan kitleyle Türkiye'nin oradaki gittiği askerinin tek başına mücadele etmesi ve bundan beklediği sonucu alması da asla zaten mümkün olamayacaktır. O nedenle az önce diyorsunuz size Suriye ile bir araya. Tabii ki Suriye ile bir araya gelmek, bir an önce bölgede huzuru erdirmek ya da Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda bir takım anlaşmalarını veya işte sözleşmelerini yapmak durumundadır. Aksi halde gittik Türkiye'ye, Elbap'a yerleşti, askerini çevresini aldı. İyi de ne olacak? Yarın biraz ortalık düzeldiği zaman Suriye, hadi bakalım çıkın bizim memleketten dediği zaman ne olacak? Ne değişecek? O yüzden Türkiye'nin bir an önce bu görüşmelerini veya bir an önce masaya oturma ortamında mutlaka yerini alması ve şu ana kadar devam eden ve bir türlü sonuç alamadığı olaylarda da artık vazgeçmesi gerekiyor. Yani illa ben Esad'ı devireceğim mücadelesini bir kenara bırakması gerekiyor. Bakın şehit sayımız geldikçe ortalık karışıyor. Şehit sayımızın yanı sıra işte az önce siz de söz ettiniz sosyal medyada bazı görüntüler askerlerimizin yakıldığına dair bazı çok ne yazık ki benzer görüntüler var. Askerimiz midir değil midir o konuda tabii ki şüpheler var. Bu konuyla ilgili resmi makamların evet bunlar bizim askerlerimiz diyeceğini de kimse beklemesin. Sadece araştırmalar devam ediyor denir ve orada kalınır. Çünkü hakikaten infial yaratan olaylar bunlar ve o görüntüler insanın içini yakan görüntülerdir. O nedenle yani onlar bizim askerimiz diyemezsiniz. Bir de bu konuyla ilgili görüntüler TRT'ye incelettirildi. Bazı televizyonların montaj bölümlerini incelettirildi. Bunlar hakikaten gerçek görüntüler midir diye. O konuda da bazı tereddütler var. Gerçek diyen de var, hayır montaj diyen Türk de var. Türk askerinin yakılarak şehit edilmesi. Yakılarak şehit edilmesiyle ilgili. Doğru değil evet, mi? Evet. Ama şunu söyleyeyim. İki asker deniliyor ama ikisi Türk vatandaşı ama asker denilenlerden birisinin askerlikle ilişkisi yok. Onu da ifade edelim. Çünkü onun 3 yıl önce tezkeresini almış. Fakat IŞİD terör örgütüne katılmış bir kişi olduğunu onu ifade edelim. Diğer Settar Taş isimli o gerçekten asker, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Görüntülerdeki kişinin de ona benzediği ifade edilir. Benzediği. Ve görüntülerde o yakılma görüntülerinin de yakma görüntülerinde her ne kadar görüntülerdeki kişi bu kişiye benziyorsa da yakılma sahnelerinin ya da oradaki görüntülerin montaj olma olasılığıyla TRT'nin uzmanlarının da yaptığı değerlendirmelerde böyle bir sonuç çıktı. İfade edeceğimiz konu tekrar şu, yakılma görüntüleri yani IŞİD terör örgütü askerimizi yaktı diye veya böyle bir şey gerçek olsa bile bunu Genelkurmay yetkililerinin veya Milli Savunma Bakanlığı'nın evet bunlar doğrudur diyeceğini de hiç kimse beklemesin onu da ifade etmek istiyorum. Peki, ve şehit sayımızın da eğer askerimiz orada olacağına evet. göre az önce ifade ettiğimiz gibi Rakka'ya Amerika'nın ertelemesi, Rakka'daki teröristlerin Elbap'a gelmesi, orası için kendileri açısından son derece önemli olan ve halk tarafından da belli bir kesim tarafından da destek sağlanan IŞİD'le mücadelenin orada zor olduğunu söyleyelim. Yani silahlı kuvvetlerimiz orada tek başına orayı her tarafını kontrol altına alıp ev ev arayıp orada bomba araması yapması diye de bir olayın olmayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada bir ilave yapabilir miyim Fatih Bey? Şimdi bu Rakka operasyonunun ertelenmesi tabii çok önemli. Çünkü ertelemeyi gerektirecek bizim Elbap'taki sıkışmışlığımız dışında hiçbir neden yok. Şimdi Rakka üzerine güçlü olarak gidilse Elbap'ın üzerindeki baskı yani azalacak. Bizim tabii. karşımızdaki direnç azalacak. Belki de tümüyle çekileceklerdi. Şimdi bu gecikti. Niye? Çünkü istiyorlar ki biz orada sıkışalım, kalalım. Yani tıkanalım. Oradan siz Membiç'e gideceğiz, Membiç'ten de oraya döneceğiz dediğiniz için işte adam diyor ki kardeşim hadi bakalım gel sen buraya diyor. Şimdi bekliyor. Ne zamana kadar bekleyecek?
kritik ana kadar bekleyecek. Yani bizim oradan ileriye gidemeyeceğimizi, yani Memiş'e dönmekten vazgeçtiğimizi anlayana kadar bu operasyonu geciktirecek Amerika ve PYD. Amerika diyoruz ama oradaki PYD güçleri. Netice itibariyle Amerika ile beraber onun desteğinde gidenler. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani adam diyor ki sen bunu yaptın mı? Sen Rusya ile de oturup beni dışlayıp oturdun konuştun. Rusya ile İran konuştun mu? İşte ben de sana bunun karşılığını yaparım diyor. Ama bunların öngörülmesi gerekirdi. Bugün de tedbir alınabilir. Alınması lazım. Zararı ne senden ise kârdır. Ama hala onun bile işareti yok. Sayın Ağabey, bir tabii sorulacak soru çok fazla ama aklıma şu geliyor. Biz bu bölgede bu acıları 100 yıl oldu yaşamayalı. Yani Osmanlı'nın o Birinci Dünya Savaşı yıllarında Suriye'den Yemen'e kadar o Anadolu çocukları, fakir fukara çocukları, yoksul çocukları şehit oldu. Şimdi yeniden böyle bir tabloya dönüş var. Yani Türkiye yine bir dağınıklık var Türkiye'de. Bir dağılma söz konusu. Mesela Erbap'ta şehit oluyor. Aziz Devlet Mahalle'de şehit oluyor. Yani bir emperyal güçlerle o çıkılan bir yol da değil. Yani neredeyse oradaki şehitlere bakınca zaten yani ülkenin geleceği için değil de bir dış politikanın hatalarını o çocukların kanıyla yıkamaya, temizlemeye çalışıyorlar. Yoksa kimse Erbap'taki bugün Türk askerinin hareketine yani bir milli duygularla karşı çıkması mümkün değil ama yani niye bir başkasının yanlışı kanla yıkanıp temizlensin? İzin verirseniz Sayın Balbay, izin verirseniz oraya hemen az önceki şeye bir ayrıntı eklemek istiyorum. Tabii, çünkü bakın orada şehitlerimiz geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Örneğin Kayseri'de önceki gün iki şehidimizin cenaze töreni vardı. CHP'nin il başkanı Feyzullah Keskin çelenk gönderiyor CHP Genel Başkanı'nın adına Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın görüntü şu. Polis geliyor, oradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini çıkartıyor. Efendim niye çıkartıyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun orada adının olması gerginliğe sebep olabilir. Çıkartılıyor. Feyzullah Keskin mücadele ediyor, yeniden takıyor. Ne en sonunda çelengin başında iki tane polis kalabiliyor. Yani işin garibi, yani sanki Suriye'ye askerinizi Kılıçdaroğlu gönderdi. Sanki CHP bilmem hadi yurt dışına gidin biz de destekliyoruz diye sanki böyle destek verdi. Ama gelen şehitlerle ilgili CHP'ye yönelik haksız eleştirilerin, haksız uygulamaların ve bir takım provokatör uygulamaların olduğunu da eklemek istedim. Evet. Özür dilerim. Şimdi Sayın Ertürk, tabii burada sadece Suriye olayı bile başlı başına bugünkü hükümetin istifa etmesi ve bu olayla ilgili bütün sorumluların gerekli mercilere divan-ı harp mi, yüce divan mı, askeri mahkeme mi, yerel mahkeme mi oralarda hesap vermesi gereken bir tablodur. Hamaset falan yapmıyorum. 3-4 boyutu var olayın. 1. 24 Ağustos günü Suriye operasyonu başladı. Fırat Kalkanı. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın demeci. 72 saatte temizleyeceğiz. 72 saatte temizleyeceğiz. Aynı gün Fikri Işık'ın demeci, Savunma Bakanı. Bir haftada, en çok iki haftada bütün bölgeyi tertemiz yaparız. Bugün bu operasyonun 123. günü. Bunun hesabını sormayacak mıyız? İşte Sayın Saygı Öztürk çok güzel söyledi. Biz bunu söylediğimizde CHP konuşuyor. Niye? Gerçekleri söylüyor. Biz bu ülke için hepimizin canı feda. Bir şey söyleyeyim ben, Sayın Baba. Bütün olarak anladım. Peki. Bir araya bir şeye girmek istiyorum. İzin ver de. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Yani bu ülkenin kuruluşundan beri var olan, bu ülkenin kurulmasına katkı veren ve genel başkanlığını o büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bir parti. Peki, provokasyon ya da değil ya da bir insanların özel olarak kullanan insanlar olabilir o ayrı. Ama neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün başta genel başkan olmak üzere neden halkın yani bir kesiminin böyle bir tepki nasıl bu yanlış anlaşılıyor? Nasıl alçakça bir provokasyon kuruyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir operasyondur. Medyalarıyla bizim söylediğimiz bir cümleyi alıp oradan hemen yeni şeyler üretiyorlar ve bilinen bir şey bu. 3000 aktrol görevli, maaşlı. Bir şey yazıldığında dakikada küfretmek üzere. Ya bu vatana ihanet ya. CHP'yi bir yana bırak. Bu ülkeyi bölmektir bu. Kalpleri böldüler. Beyinleri böldüler.
Sen milyonların kalbinden kalbe bağlayan köprüleri yıkmışsın. Avrasya tüneli açıyorsun. O tüneli yapsan 10 tane köprü yapsan ne yazar? 10 tane Çanakkale köprüsü yapsan ne yazar? Çok ağır bir tablodur bu. Kendi hatalarını örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyorlar ki CHP kendi içine düşsün, kendini savunmaktan başka bir şey yapamasın diye. Şu söylediklerime bir kişi itiraz etsin. 24 Ağustos günü gidiyorsun, 72 saate temizleyeceğiz diyorsun. İşte Pekmezci anlattı, o genelkurmay başkanına birine bir şey demesi gerekmez mi? Ardından Milli Savunma Bakanı, ey Savunma Bakanı, sen savurma bakanı mısın, savunma bakanı mısın? İki hafta dedin. 123. gün ve 35 şehidimiz geldi. Bu vatan için hepimizin canı feda. Ben demir parmaklıkların ardında bile bu ülkeyi terk etmeyi düşünmedim. Kapıkule'den git derseniz, Türkiye'ye dönmen yasak derseniz ben bu özgürlüğü kabul etmem dedim. Böylesine seviyoruz bu ülkeyi. Ama şu Suriye operasyonuyla başlattıkları, bakın sadece bu olay bile, bakın 123. günde nereye geldiğimizi gösteriyor. Cumhurbaşkanı diyor ki bugün, dün, Elbap diyor, neredeyse bitti bitmek üzere diyor. Halloldu, hallolmak üzere diyor. Değil. Elbap nasıl bir şey biliyor musun? Sırada Münbiç ve Rakka var diyor. Münbiç, hallettik diyor. Evet, hallettik. Bugün söylemiş. Dakika da Rakka. Ama öyle değil işte. Senin Elbap dediğin yer Sayın Ertürk, bizim hani sadece benzetmek için söylüyorum, Afyon Karahisar ilimiz gibi. Yani nasıl İstanbul'dan Antalya'ya, Ankara'dan İzmir'e geçin bir geçiş noktasıdır. Elbap böyle bir yer. Ve orayı da pek çok kişi vermeyecektir. Sen oraya girdinse senin karşında sadece Suriye ordusu olmayacak. Esad olmayacak. Rusya olacak. Amerika olacak. Bunu bilmen gerekir. Bunu hesaplaman gerekir. Bu bir. İki, bu IŞİD nasıl bu kadar büyüdü? Şu anda çok kısa bir geriye dönüş yapmak istiyorum. Şu manşeti 2014 yılında lütfen bizi anımsız, bizi izleyenler, 2014 yılı Haziran ne diyor? IŞİD militanı Türk çocuk diyor. 26 Haziran günü bu. Ertesi günde aynı haber şöyle büyüyor. Ankara Hacı Bayram'da çocuk militan çıkan mahalle çaresiz. Lütfen bu mahalle neresi biliyor musun Sayın Ertürk? Ankara'nın göbeğindeki Hacı Bayram mahallesi. Ve bu mahalleden 2014 yılında bir ayda 30 çocuk IŞİD'e yazılmış. Ankara'nın göbeğinden çocuklar IŞİD'e yazılıyor. Mahalle muhtarının şu muhtar, yani oradaki muhtar. Şimdi o iki askerimizi yakan bu çocuklar mı ya? Çok ağır yani, bir soru bu. Sayın acı Ertürk, bir soru. Üzülüyorum bu soruyu. Sayın Ertürk. Bunlar bu da çocuk, var mı acaba onların arasında? Bizim askerimiz şehit edenler arasında. O IŞİD'li çocuk, yani şu anda IŞİD ne biliyor musun Sayın Ertürk? Kubilay'ı kesenler bugünün IŞİD'çileriydi evet, işte. Evet, o gün Kubilay'ı kesenler bugün IŞİD. Evet. Her nerede ise. Bakın Ankara'da bir mahalle muhtarının o günlerdeki demecini okuyorum. Bakın sadece bir paragraf. Mahalle muhtarı Akbaş diyor ki şu anda bak son 7 ayda aydır mahallemizden cihat diye Suriye'ye gidenler oluyor. Ya Ankara'da senin istihbaratın ne iş yapar ya? Muhalefeti izlemekten başka, CHP'lileri fişlemekten başka, muhalefeti fişlemekten başka işin yok mu senin muhalefetinin, senin istihbaratının? Milli İstihbarat Teşkilat, MIT'in açılımı, muhalefeti imha teşkilatı mı? Sen o gün 7 ay görmemişsin bunu ya. Ankara'nın göbeğinden gitmiş bu kişiler. Belki de gördü. Belki de evet zaten tabii. Yani haklısınız sayın. Tabii. Yani ben gerçekçi yanıyla bakıyorum. Daha doğrusu arzu ettiğimiz tabii, devlet tabii, kurumlar tabii, yanıyla tabii bakıyorum. Mahalle muhtarının sözünü sadece demeci okuyacağım. AKP'nin grup başkan vekilinin yeğeni IŞİD'e katıldı ve geri dönemedi. Ve grup başkan vekili MIT'in yardımıyla o çocuğu geri getirdi. Adını ya, vermek istemiyorum. Ya, şimdi bakın mahalle muhtarı diyor ki son 7-8 aydır mahallemizden cihat diye Suriye'ye gidenler oluyor. Net rakamı bilemiyoruz. Duyumlardan öğreniyoruz. Şu anda 30'un üstünde kişi Suriye'de. Bunlar arasında çocuklar da var. Ancak burada öyle bir atmosfer yok. İşte komşumuz Yıldırım o çocuk gidenlerin ardından yakınları zalim Esad'a karşı savaşmaya gittiler diyorlar. Devletten bu konuda gelip soran olmadı. Çocuklar gidiyor. Aileleri de mutlu demeyeyim ama memnun. Zalim Esad'la savaşmaya gittiler diyor. İşte o işte yapı bunu doğurdu. Sadece bir başlık daha göstereceğim. Tabii, Mersin'de tabii, bir hastane. Hastanenin hemşiresini diyor. Mersin'de. İşçileri tedavi etmekten bıktım diyor. İşte böyle geldik bu noktaya. Şimdi bu iktidar bütün bunları yapacak.
Sonra da CHP gerçekleri söyleyince Sayın Öztürk'ün söylediği gibi yani alanlardan CHP yüzünden oluyor bunlar diyecek. Biz hala bu ülkenin sigortasıyız. Ve şimdi bir noktaya daha geleceğim. Şimdi 9 maddelik ortak bildiri. Fikri evet. Işık yani sadece o ortak bildiri okuyacağım. Tabii tabii önemli. Türkiye o. Dışişleri Bakanı. Moskova Anlaşması. Evet Moskova Anlaşması. Bu haftanın başında oldu. Tabii. Çarşamba günü oldu. O çok önemliydi doğru söylüyorsun. Türkiye Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı ve İran Dışişleri Bakanı 9 maddelik şeyin metnin sadece 3 maddesini okuyacağım. Önemli ötekiler zaman almasın. İran, Rusya, Türkiye çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan, demokratik ve seküler yani laik bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılarını bir kez daha ifade ederler. Yani attık bunu değil mi? Attık bunun altını. Esed'i tanıyorum diyor. Bir de bu laik seküler kısmını evet. Anadolu Ajansı çıkarıp da servis yaptı. Ya. Ya çok acı bir şey. Acıdır. Ben meclisteydim. Anadolu Ajansı'na bakıyorsunuz o seküler kısmı yok. Yani atılan anlaşma, resmi anlaşmanın bile bir parçasını çıkarma gücünü kendinde görüyor devletin. Ya bu yapı başkanlığa getirirse ne olur düşünsün bu bizi izleyenler ise. Ey MHP bir kendine gel. Çok zor bir durum evet. Bir kendine gel. Türklük kokacakmış öyle diyorlar evet. Ya. Türklük kokuyormuş. Neredeyse kokuyorsa. Türklük nerede kokuyor biliyor musunuz? Evet. Sözcü'nün manşetinde. Sözcü gazetesi bunu orada Türkmenler yakılırken şu manşeti atmıştı. Delikanlı Tayyip neredesin diye. Orada Türkmenler öyle bir kıyıma uğradılar ki o bölgede seyri hiçbir tek cümle etmediler o dönemde bu manşete. Ve şimdi bir madde daha okuyorum Sayın Ertürk. İran, Rusya, Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki muhtemel anlaşmanın müzakerelerinde garantör olmayı ve kolaylaştırmayı hazır olduklarını ifade ederler. Bir de Suriye'nin garantörü de oldu. Garantörü oluyoruz. Esad'ın garantörü. Esad'ın garantörü. Evet. Evet. Peki bunu Mevlüt Çukurası'nda olduğu gibi bunca haltı biz niye yedik yani eğer bu noktaya tekrar geleceksek bu kadar şehidimiz oldu. PYD başımıza bela oldu. YPG başımıza bela oldu. Ama keşke bir an önce yine şey olsa. Bir an önce masaya oturulsa da ne yapılacaksa yapılsa. Şimdi onu diyeceğim. Yani askerin orada şehit oluyor. Yakıldığı iddiaları var. Yani böyle bir şey olur mu? Yabancı bir ülkenin toprağındasın. Ve Türkiye'de Suriyeliler dolaşırken onlar vatanını kurtarmak için hiçbir mücadele etmesin. Sen Türk askerini gidip oralara gönderiyorsun. Yediğimiz haklar bir yana. Ben bundan sonrakinden endişe ettiğim için bunların altını çiziyorum. Evet. Son maddeyi okuyacağım. Diyor ki İran, Rusya, Türkiye IŞİD ve El Nusra'ya karşı birleşik mücadele ve silahlı muhalif grupları onlardan ayırma kararlılıklarını tekrar ederler. Bunun Türkçesi ne biliyor musun? Evet, PKK terör örgütü değildir. PYD, yani, evet. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD evet. Terör örgütü değildir diyor. YPG ya da PYD. Ve biz bunu kabul ediyoruz. Rusya'da bu anlaşmayı imzalıyoruz. Sayın Bahçeli'ye hediye etmek lazım bence. Artık kapak olsun. Bu haldeyiz. Ve şimdi aynı gün ne oldu biliyor musun Sayın Ertürk? Siz de izliyorsunuz. Sayın Pekmez de meclisteydi o gün. Bu anlaşmayı imzaladığımız gün Fikri Işık, Fırat Kalkanı operasyonunu savunmak için dedi ki biz Esad'a karşı mücadele eden bütün grupları nefsi müdafaa sayıyoruz dedi. Aynı gün ya. Şimdi Rusya dünya bakmaz mı? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı Moskova'da bütün dünyaya Esad'ı koruyacağız diyor. Göze attığı gün. Attığı gün. Mecliste Fikri Işık halkı kandırmaya, halkı aldatmaya yönelik. Halkı aldatmaya yönelik. Burada ille de biz Esad'ı devireceksek bir önerim var. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli var. Onlardan bir ordu kuruyorlar. Onlar da insan. Ben onların onurlarını kırıcı bir şey söylemek istemiyorum. Ama ille de ben Esad'a karşı bir birlik kurmak istiyorum diyorsan bizim Mehmetçiğimizi ucunun bucağına ne olmadığı toprakları yollayacağını eğer siz yurtseverseniz, Suriye'yi çok seviyorsanız, Esad'a zalim görüyorsanız buyurun mücadeleyi deyin. Biz size yardımcı olalım deyin. 1.800.000 eli silah tutabilecek Suriyeli vatandaş var Türkiye'de. Evet. Kendi ülkelerine dönse kendi ülkesi için mücadele edebilecek. Yapıda, güçte ve yaşta.
Evet. Ve şimdi Özgür Suriye Ordusu diyoruz ya, oradan gelen bilgiler şu yönde. Şimdi IŞİD'le Özgür Suriye Ordusu savaşıyor. İnanın abartmıyorum. Yabancı bir gazetecinin gözlemim. Türkiye'de tanıyan bir gazeteciyim. ÖSÖ bir köyü alıyor. O köyü sonra 5.000 dolara IŞİD'e veriyor. 5.000 dolara. Evet. Sonra biz o köyü, bizim Mehmetçiğimiz, ana kuzuları bu vatanı korusun diye, sınırlarımıza terörist girmesin diye gönderdiğimiz o Mehmetçik o köyü gece alıyor mesela. Ertesi gün bir daha satıyorlar. Bu sözlerimi araştırsınlar. Şimdi böylesine belirsiz bir coğrafya Sayın Ertürk. Acı bir tablo. Niye? Çünkü orada bizim Özgür Suriye dediğimiz ordunun bir muhatabı var mı? Ordu komutanı şu dediğimiz bir şey var mı? Yok. Orada yerel olarak örgütlenmiş, bunun da altyapısı önceden belli. Bir bilgi daha verelim Sayın Ertürk. Eğit Donat diye bir şey yaptık değil mi? Eğit Donat. 2013 yılında. Neydi? Biz Suriye'den askerler Türkiye'ye gelecekti. Suriye askerleri. Biz onları eğitim verecektik. Amerika'da donatacaktı. O askerler Suriye'ye gitti. O askerlerin Türkiye'den ve Amerika'dan aldıkları bütün malzemeleri Esad güçlerine vererek onların safına geçtiğini resmi istihbarat raporları yazdı. Üstelik de yakın geçmişte böyle bir deneyimin olmuş. Yani Esad'ın ordusunu mu eğitip donattılar? Evet, fiilen oraya gitmişler. Bir kısmı IŞİD'e gitti. Bir kısmı da onu diyeceğim. IŞİD'e. Bir kısmı IŞİD'e gitti. Ve şu anda var ya, o bize karşı Mehmetçiğe silah sıkan o IŞİD'lilerin elindeki silahların bir kısmı bizim verdiğimiz silahlar. Şimdi burada bütün bunların üzerine ben bir intikamla hesap verin elbette diyeceğiz. Onun da günü gelecek. Ama bugün bu yanlışı tespit edip önümüzdeki artık yeni Mehmetçiklerin şehit olmaması için bir aklı selimle karar vermek gerekiyor. Bugün genel başkanımız dün de Uşak'ta söyledi. Dış politikada belli bir noktaya geliniyor dedi. Ama hiç değilse artık bu aşamadan sonra dürüst olun. Bize doğruyu söyleyin. Moskova'da doğru söyler. Ankara'da şaşar yapmayın. Ya da tam tersini yapmayın. Bir Türk askerin Sayın Öztürk'ün söylediği yakılması, hiçbir terör örgütü buna cesaret edememişti. PKK bile böyle tür durumlarda bambaşka davranmıştı. Bir terör örgütü yani o iyiydi bu kötüydü denmez. Ama Türkiye'yi bu kadar aşağılayacak bir cesarete sahip olmamışlardı. Bu noktaya getirildiler. Bu aşamadan sonra bağlarsak son sözünüzü. Sayın Ertürk, pazartesi günü saat 11'de ben bütün Türkiye'yi, Türkiye'deki gelişmeleri izlemeye davet ediyorum. Konuşmamın başında bir o konuyu konuştuğumuzda bütün bakanları atayacak vesaire demiştim ya, bizi izleyenler memuru da atayacak. İstediği gibi, hiçbir kuralı kuydu olmadan. Bugün hiç değilse kör, topal, kalmış yargıyla bir yargıya başvuruyorsun. Bunu tekrar inceleyin diyorsun. Kamuoyu baskısı olunca kararları geri alıyorlar. Onun bile kalkacağı bir şey olacak. Halkın bütün yetkilerin devredildiği. Ve Rize olayı da yarın Uğur Bayraktan Başkan'da bir CHP heyeti Rize'ye gidecek. 11'de orada bir açıklama yapacaklar. Pazartesi günü. Atatürk'e yönelik o saldırı bir denemedir. Türkiye'nin her yerinde deneyecekler. Bu anlamda sadece Suriye olayı bile sıcak. Bu hükümetin gaflet, dalalet ve hatta her türlü niyet içinde olduğunu göstermekte. Bu CHP meselesi değildir. Türkiye meselesidir diyorum. Hep beraber bütün kurumlar omuz omuza Cumhuriyeti korumaya ve yüceltmeye çağırıyorum. Teşekkür ederim Sayın Albay. Sayın Solmaz Türk programın son kısmına çok yaklaştık. Sayın Pekmezci'yle başladık. Yani tablo bu. Rize'deki olayı anlattı Sayın Albay. Gerçekten Rize'deki olay yani yok sayılacak, hoş görülecek ya da bir belediye başkanının özel, şahsi değil. Bu sistemli, programlı bir şekilde Türkiye'nin var olan tüm değerlerine, tüm kurumlarına bir saldırıdır. Bunu ortaya koymak lazım. Bir gazeteci olarak benim gördüğüm bu. Yani bir çay bardağı koyacağım diye bir Atatürk'ün büstünü kaldırmak. Yani buna hakaret etmek, bunu bir gelenek haline, alışkanlık haline getirmişler. Sıra 4 maddeye geldi diye bugün Twitter'dan bir şey paylaşmışlar. İlk 4 maddeye geldi diye. Yani bunu da MHP'li bizleri seyreden, ülkücü olduğunu söyleyen, milliyetçi olduğunu söyleyen insanlara da söylemek istiyorum. Sıra ilk 4 maddeye geldi diyorlar. Nedir bu
Türkiye'nin çıkış tablosu? Sizden de bunu dinlemek istiyorum. Şimdi tabii keşke zamanımız olsaydı bu suikast olayına ve bunun arkasındaki tabii sosyal tabana değinebilseydik. Zamanımızın da tabii çok azaldığının farkındayım. Onun için zamanı kendinize değerlendirin en azından yani. Şimdi kısa bir süre önce, suikastten hemen önce Güneydoğu'daki illerimizden birindeki bir üniversitede görevli bir öğretim üyesi bir sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Özetle şöyle diyor: Cemevi Ali, insana saygı, madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz varsa Halep'te katillerle beraberler. Lanetliler topluluğu. Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor. Merci Dabık demek istiyor herhalde. Yani zır cahil olduğu için Malazgirt'le onu da karıştırmış. Yavuz Selim'le, evet. Suriye direnişi başarısız olursa savaş Anadolu'da Şah İsmail'in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Ve devam ediyor, başka şeyler söylüyor. Şimdi burada bu şeytani bir duyuru. Bunun başka tarifi yok. Bu şeytani bir ruh hali. Bu münferit bir olay değil. O Rus Büyükelçisi'ni katleden kişinin yüzüne de bakarsanız aynı ruh halini görüyorsunuz. Şimdi bu insanlar, hani demin dendi ya Ankara'nın göbeğinde bir mahalleden şu kadar çocuk gitti diye. Bu insanlar yani IŞİD'in ideolojisiyle özdeşleşmiş, IŞİD'i takdir eden, saygı duyan ve IŞİD'in yaptığı her şeyi paylaşan ve destekleyen Türkiye Cumhuriyeti insanların toplumunun %8'i. Bu ne ediyor biliyor musun? Aşağı yukarı 6 milyon insan. Yani bu şeytani ruh hali, hani biraz önce Sayın Balkay dedi, Sayın Öztürk de dedi, Kubilay'ın kafasını o bağ testeresiyle kesenler, doğrayanlar kimse, bugün işte onlara IŞİD'çi diyoruz. İşte bu zihniyet. Bu zihniyetin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunu çok önce de söyledik, yani ta 2-3 sene öncesine bak dedik ki bunlarla konuşamazsınız. Yani bunlarla konuşacağınız bir şey yok. Konuşarak bunları değiştiremezsiniz. Bunu anlaşalım. Türkiye bekleyen tehlike bu. Bu 6 milyon bu kafada, ama bunun etrafında bunu tam paylaşmasa da buna hoşgörü gösteren bir kitle var. O sayede bunlar oluyor. Ve bunlar her gün, yani IŞİD'ci veya IŞİD'in doktrinini paylaşmayan bu çok geniş kitle paylaşmasa da bunu tolere ediyor. Ve bu sürekli genişliyor. Şimdi biz bunları nerede görüyoruz? İşte zaman zaman işte tecavüz veya cinsel istismar olayları falan oluyor. Mesela Konya'da bakıyorsunuz, hani yurt, işte yerde sedirler var, yerde oturulmuş, çocuklar oturuyor, öğretmenler oturuyor. Onu denetlemekten sorumlu ilçe milli eğitim müdürü de gelmiş onların arasında, o da orada oturuyor. O da yani iç içe girilmiş durumda. Bakın son zamanlarda okullarda yapılan müsamereleri, işte tiyatro oyunlarını, diğer gösterileri vesaireleri izliyorsunuz. Artık anaokullarına kadar indi. Yani tabanda IŞİD'in ideolojisini, dünya görüşünü ve eylemlerini paylaşan, meşru gören 6 milyona yakın bir Türk vatandaşı var. Yani Kubilay'dan beri bunlar çoğaldılar. Ve bunu tolere eden kitle sürekli genişliyor, büyüyor. Eğer bu geçerse, yani sultanlık gerçekten gelirse, bunu engelleyecek hiçbir şey kalmayacak. Ne bağımsız medya kalacak, ne tarafsız, efendim objektif, bağımsız yargı kalacak. Üniversiteler zaten bitti, konuştuk zaten bitti. Hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Ve çok uzun süre, yani ne zaman biteceği belli olmayan bir alacakaranlık kuşağına gireceğiz ülke ve devlet olarak. Bizi bekleyen tehlike budur. Eğer bu mecliste önlenemezse çok zora gireceğiz. Çok zora gireceğiz. Ne yapılıp ne edilip bunun mecliste önlenmesi lazım. Bunun da asli yolu bir, bence yani acizane, MHP'lilerin sağduyusuna hitap etmek. İki, mecliste mutlaka anayasanın ve işyüzünün gerektirdiği şekilde gizli oylama yapılmasını sağlamak. Ne pahasına olursa olsun. Ben de etten duvar derken, yani zorlayacağız. Sonuna kadar zorlayacağız. Evet. Yani bunu, yani ama paylaşmak istediğim gerçekten Türkiye meselesi. Evet. Biz içeride etten duvar örerken, mücadele ederken halkın da meclise, hukukun dışına milim sapmadan, hiçbir olumsuza izin vermeden o mecliste olmaya, dışarıda o kapı, bu meclis bizimdir
demeye çağırıyoruz. Ama peki işte engellenemezsen yani... olacak Sayın Baba? Mecliste engelleyemedin. O zaman halka gideceğiz. Halk da bu işe tamam dedi. Ne yapacağız? Yani şimdi Atatürk'ün dediği gibi hattı müdafaa yok, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyor. Yani çok biz zor bir durum. Çok zor. Biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben her şey bitti sözünü kabul etmiyorum. Yok, hayır. Ben halkın sağduyusuna ben samimi olarak güveniyorum. Yapılmak istenen şey hani diyor ya aynı menzile yürüyor. O menzil belli. Bakın herkes menzil diyor ama o menzilin ne olduğunu açıklayan yok. Bir de son açıklayan, sayın... Menzil belli. Menzil antidemokratik sultanlık rejimi. Aynen. Bir de burada yine de Halk TV'yi AKP'ye oy verenler de izliyor. Şu andaki anayasa değişikliği eşittir Recep Tayyip Erdoğan diye bakıyorlar. Erdoğan da bir fani. Ondan sonra oraya olmadık bambaşka birinin geleceğini düşünsünler. Onların gibi düşünmeyen, benim gibi düşünmeyen herkes terörist diyen bir başkası gelirse ve onlara terörist ilan ederse ne yapacaklarını düşünsünler. Bu daha büyük pencereden baktıklarında Recep Tayyip Erdoğan olayı değildir. Bunu da böyle koymamız lazım. Bunu da böyle bilsinler. Ama Recep Tayyip Erdoğan öyle demiyor tabii. Tabii ki öyle bu, demiyor. Bu benim diyor. Yani evet. Bu benim yönetim usulüm böyle. Ben bunu evet. böyle istiyorum yani. Ama ben şimdi de... Şimdi yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine şimdi başka bir şey söylemiş gibi oluyoruz. Bir de Recep Tayyip Erdoğan yani 14-15 senedir burada. Bir 15 sene daha 30 sene. 30 sene çok uzun bir zaman. Bugüne bakalım. Eğer Türkiye'nin, Türk ekonomisinin, insanının, dayanışmasının, çevresinin, ordusu, ekonomisi, askeri... Bundan memnunsak bu manzaradan bir 15 sene daha bu devam etsin diyorsak tamam. Ben de diyorum ola ki memnunum diyen varsa diyorum. Evet. Tek adama teslim ettiniz mi evet, her şeyin ipini çekmiş evet. olursunuz. Sayın Baba çok evet. teşekkür ederim. Sayın Öztürk çok teşekkür ederim. Geldiniz, şeref verdiniz. Komutanım çok teşekkür ederim. Necdet çok sağ olasın. Bu akşam bize önemli bilgiler verdin. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. Esen kalın. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.